Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Biraz yağmur yağdı, mis gibi toprak koktu. Ben seraya inmiştim, zaten yağmur yağarken burada işler maalesef peş peşe bitmiyor. Beni uzun zamandır bekleyen elime bakın, nereyi sürttüysem elim toz olmuş. Toprak, toz, her şeyin içindeyim burada bahçede. Bu yapraklar uzun zamandır biliyorsunuz burada beklemede, artık dedim ki yeter, yazık, günah yani. Bunlara güzel bir toprak hazırladım, böyle gübreli bir toprak, geçirgen bir toprak, birazcık bahçe toprağı ekledim arkadaşlar. Echeveria Berkeley'deki o düzelmeyi gördükten sonra bahçe toprağına biraz önem vermeye başladım. Bahçe toprağını da muhakkak bitkilerimin içine karıştırıyorum. Böyle elim hiç topraktan çıkmıyor. Çok seviyorum. Bol gübreli. Çuval çuval gübre geldi. Getirdim. Elimin altında dursun dedim. Davar gübresi olsun. İşte büyükbaş hayvan gübresi olsun. Pomza. Onlar hepsi bir kenarda bekliyor. Böyle işte ihtiyaç olduğunda harmanlıyorum. Bir toprak hazırlıyorum arkadaşlar. Şöyle mis gibi. Şimdi buradan sizlerle yaprakları seçeceğim. Şurada ilk dikkatimi çeken arkadaşlar şu trompetenin yaprakları, bakın hepsi bebek vermiş ve köklüler, bir an önce dikilmeyi bekliyorlar. Şöyle bir seçelim bunları, farklı zamanlarda böyle elime geçtikçe, yoldukça veyahut da alttan yapraklarını aldıkça buraya attım, biriktirdim. Ve köklendiler. Şunu şöyle şuradan bir alayım. Ona ihtiyacı yok gibi şu an. Ya şimdi şöyle çok karışık bitkilerim. Ne diyorum? Önce trompeteleri seçmeye çalışayım. Gördükçe sizlere de söyleyeyim, göstereyim bebeklerini. Bakın trompetenin şuradan yavaş yavaş başlamış vermeye. Bu da şöyle vermiş hali. Bakın şöyle minnak. Ama kristal çıkıyor, ama tek rozet, bilemiyoruz artık onu, yaprağın gücüne bağlı. Şu mesela yeni atmışım, hiç yok. Sonra ne yapacağım, buradan agavadisi yapraklarını alacağım, şunlar da yok. Köklüleri, yavruları alacağım. Kasam çok büyük değil, yapraklarım çok büyük çünkü, yani küçük gelebilir. Onun için ikinci bir kasayı hazırlayacağım muhakkak. Burayı gösteriyorum ama elim orada çalışıyor. İşte böyle. Bir yandan da size çenem çalışıyor. Ay arkadaşlar, çok güzel bir iş ama inanın kafa yorucu. Böyle hani ön hazırlığı çok zor bu işlerin. Hadi hemen in, ektik olmuyor. Toprakları harmanlıyorsunuz. Uygun saksıyı bulmaya çalışıyorsunuz. Sonra işte bebekleri içine katılacakları domates fidesi de çıkar, böyle her şey çıkabiliyor. Bunları hep dikmezsek yazık, böyle günah, içim acıyor inanın. İçinde biliyorum, eminim çok güzel özel türler de vardır. Ben çünkü hepsini bir yere attım bunların. Bakın şurada minik minik tombikler, kim bilir hangi bitkinin yaprakları. Mobijin olabilir, ametistinumun olabilir, yeni aldığımız tombik türlerden olabilir, isimlerini öğrenemediğimiz, daha ezberimizi alamadığımız, o kadar çok isim var ki artık hangi birini söyleyeyim, hangi birini sayayım. Bakın bunlar da burada muhtemelen Victor arkadaşlar. Evet, Victor veya Letizia. Evet, Letizia olabilir büyük bir ihtimal. Bunlar da böyle vermişler. Tombikleri seçelim hadi şimdi. Böyle tombikler kolay. Hemen tombik tombik bulbulu verelim aralarından. Sonra bunları sizi sıkmadan dikelim arkadaşlar. Videomun sonuna kadar izlemeden eğer yeni gelen arkadaşlar varsa aramızda, abone olurlarsa çok sevinirim. Beğeni yapmayı ve yorumlarınızı esirgemezseniz inanın çok çok mutlu olurum. O kadar çok arkadaşlarla böyle sohbet ediyoruz ki, böyle büyük bir aile oluyoruz sanki. Bazen de hani o kadar alışmış oluyorum ki takipçilerime, kimin geldiğini, kimin gelmediğini, kimin yorum yapmadığını hemen anlıyorum. Aa diyorum, bak şu gelmedi, nerede acaba, bir şey mi oldu, böyle merak da ediyorum. İnanın abone olarak böyle videoları izleyip de yorum yapıldığı zaman sanki büyük bir
ne oluyor, dostluklar, arkadaşlıklar oluşuyor. Sağ olsunlar, çok samimi bir şekilde yardım edenleriniz oluyor, fikir verenleriniz oluyor. Ben bir de hani çok severim böyle, başkalarının fikirlerini çok dikkate alırım. İlla benim bildiğim, benim dediğim doğru asla demem. Bunu çekiyorum, yüklüyorum, arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Sağ olsunlar, beni sevenler izliyor, takip ediyor, yorumlarını yapıyor. Böyle bitki üzerine fikir alışverişleri yapıyoruz. Böyle burayı ayıkladım. Hadi birazcık dizmeye geçelim. Ne yapalım? Şimdi şu büyükleri alalım. Şurada ot da varmış. Şöyle. O kadar saçaklanmış ki. Şimdi dersiniz ki bundan niye yavru gelmemiş? Ben de diyorum. Bundan niye yavru gelmemiş? Bütün suyunu köklere harcamış aslında. Yavru gelirse büyük bir mucize, inanın. Yani ben de şaşırırım sizler kadar. Şöyle bir dizelim bakalım. Hadi bismillah. Oho, bunları dikeceğiz de, bunlar büyüyecek de, bunları arkadaşlar bir yıl bir yıl sonra görürsünüz. Akıl işi değil yapraktan, ama dediğim gibi şey yapmıyoruz yani, telef etmiyoruz. Şimdi trompetelerin kabarantısı üstte değil, altta oluyor arkadaşlar. Onun için bunları böyle alta koyalım. Çevirelim yani. Heh, kökleri. Bu şekilde dizmeye başlayalım. Ne yapıyoruz? Şimdi benim toprağım hafif nemli. Arkadaşlar, toprağım nemli. Ne zaman? 3-5 gün sonra, toprak kuruduktan sonra sulama yapabiliriz. Ben öyle yapacağım. Toprağım tamamen kuruduktan sonra sulama yapacağım. Sulamayı da ben defalarca videolarımda da göstermişimdir. Uç kısımlarına veriyorum. Böyle buralara, yapraklara değdirmemeye çalışıyorum. Çünkü güneşin etkisiyle oralarda lekeler oluşuyor ve daha sonra oralardan yapraklar bozulmaya başlıyor. Oysa o sağlam tarafı bebeğe lazım büyütmek için. Çünkü buradan suyunu almaya devam edecek. Kendini oradan beslemeye devam edecek. Böyle sığ bir toprağa saksıya dikerseniz çok çok iyi olur. Çabuk kurur. Altta nem kalmaz. Altı ıslak olup da üstten tekrar sulandığında köklere çürüme yapma etkisi olmaz. Bibişleri riske atmış olmazsınız. Şu yavru vermemiş, seni alayım oradan. Şimdi ben bunda küçük bir yeri düzeltme yapacaktım ama vazgeçtim. Bir anda vazgeçtim. Neden? Niye böyle bir şey dedim şimdi? Büyük ya. Büyükleri dizeyim dedim. Böyle gelişi güzel, hani dikmeyeyim dedim de. Diğer kasa aklıma geldi. Bir anda onları da dedim hani buraya düzenleyeyim. Sonra dedim yok, nasıl olsa hepsini bir araya dikemeyeceğim. Bir kasaya dikemeyeceğim. Tekrar bir saksı hazırlayacağız mecburen. Bu tombikler. Bu tombikler kim? Hangi tombikler acaba? Lu Sheng var bir tane bende. Biliyorsunuzdur belki. Bilenleriniz de vardır. Ben onu bubblegum diye aldım. Ve aldığım arkadaşa sordum. Dedim ben bunu hani bubblegum diye aldım. Ama bubblegum'ın orijinal resmi gösterince o etiket adı altında gelip işte o şekilde sattıklarını söyleyince, gerçeği de inşallah doğrudur, Lu Sheng olduğunu söylediler. Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sorun değil, bakın bunlar aşağıya aşağıya gidecektir. Ama parmakla yapmamak lazım arkadaşlar. Bunları böyle şöyle birazcık sıkıntı olur. İyice uzadığı için bakın, taşlar tuşlar altlarında. Şöyle birazcık toprak atalım üstlerine. Bayağı bir, çünkü bakar mısınız, çok saçaklanmışlar. Kökleri bayağı bir uzamış artık. Resmen imdat çığlıkları geliyor. Şimdi ben bu telefonumu niye tripoda takmadım? Bir takayım da ondan sonra iki elimle yapayım şu işi ya. Evet, iki
kireçli tozlu ellere bakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Sadece cımbızın ucuna, işlerimize odaklanıyoruz. Aha, yaprağın arasından doğru köklenmiş. Beni böyle uğraştırıyorlar. Bunlar çok böyle mıdı 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 işler, böyle ince işler bunlar. Sabır işleri. Sukulent istiyorsanız önce ben sabırlı mıyım deyin arkadaşlar. Sabırlıysanız, ben de bu kadar sabırlı olduğumu bilmiyordum. Meğer sabırlıymışım. Daha sonra anladım. Evet, ben ta baştan beri sabırlıymışım diye. Birçok şeylere sabır gösterdik, tahammül ettik. Böyle. Sabrınızı ölçün, ondan sonra sukulent alın. Böyle. Yağmur yağdı, kuşların sesini görüyorsun değil mi? Yuvadan çıktılar hepsi. Nasıl güzel ötüyorlar. Evet, şimdi ben buraya biraz daha yaprak toplayayım. Evet arkadaşlar, bir sürü bakın yaprak buldum. Hem de en güzellerini bulduğum geldim. Cımbızım burada. Hemen dikelim. Bir yandan da eskici mi geçiyor? Allah'ım, kim tek dediği kelimeyi bile anlamıyorum. Şöyle koyacağım. Ne diyor anlamıyorum. Şöyle. Bazılarını böyle yan koyabilirsiniz. Yerden tasarruf. Sonra bunlar böyle kurtçuk gibi bükülüyorlar. Şunlar dusty rose'lar. Kırmızı. Dusty rose'ları çok seviyorum ben. Allah'ım, taş gibi sukulentler maşallah. Renkleriyle, formlarıyla gül gibi. Saçağa bakın, çok derine gömmeyin yapraklarınızı. Sadece saçak yapar işte böyle, yavruyu vermez. Beklersiniz yavru gelsin. Şöyle. Vallahi seni de şöyle yan yatıracağım. Sen bir şekilde şöyle biraz toprak atayım üstüne. Seni de şöyle. Arkadaşlar sıkılıyorsunuzdur belki ama ben şimdi şey yapacağım, bir durduracağım. Sonra bitirdikten sonra tekrar açayım size videoyu. Video hem uzun olmasın hem siz sıkılmayın. Böyle birçok yaprağın adını bilmiyorum. Yeni gelen böyle yaprak hediyesi olarak gelen bitkiler var aralarında. Şu mesela ne olduğunu bilmiyorum, çok uzun. Yarım metre var yani. Kim bilmiyorum. Şöyle alayım kenara sizden. Şöyle küçükleri şöyle koyayım. Agavides. Sen kimsin bilmiyorum. Seni de tanımıyorum. Şöyle. Hızlı hızlı hemen bir dikeyim ben. Sonra tekrar videoyu bitince açayım. Arkadaşlar, eskici benim evin önünden geçiyor şu anda. Deminden beri dinliyorum, ne diyor ki falan, tek bir kelimesini anlamıyorum. Ben adam meğer sandalye satıyormuş, ben sandalyeyi battaniye diye anlıyorum. Yani düşünün, adam sandalye satıyor ya. Sandalye satanlar da dolaşıyor artık. İlginç, çok ilginç. Sandalye, ben battaniye battaniye diyorum. Evet, gördüğünüz gibi biraz daha ilerledim, bitmek üzereyim. Evet arkadaşlar, dikimi bitirdim gördüğünüz gibi. Şöyle bakarsanız, ay sabırla dikmek lazım bunu, yoksa var ya böyle bıcı bıcı uğraşması çok zor. Diktim çok şükür, şurada uçta böyle birazcık boşluklar kalmış ya, oralara ben hiç merak etmeyin, yine böyle bakın boşlukları hep dolduruyorum. Toprağım nemli arkadaşlar, bir hafta su vermesem bile olur buna. Adolfi yaprağı bakın. Adolfi dikelim. Sonra toprak kuruduktan sonra, dediğim gibi zaten bebeklerde, bitkilerde şöyle bir canlılık hissedeceksiniz, göreceksiniz. Ona göre takibini yapacaksınız. Yani suyunu verin, açık havada dursun. Kesinlikle havasız bırakmayın bitkilerinizi. Şöyle buralardan hala bir yandan yaprak bulmaya çalışıyorum, o boşlukları doldurayım diye. Neyse. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Bitirdim. Burada da böyle yapraklarım daha hala var.
Bazıları biraz yavrulu. Bunları böyle şaşırtma yöntemiyle dikeceğim. Büyümüş olanları. Bunu hatta eleyeceğim ben. Eledikten sonra yapraklar hep yüzeyde kalacak. Onları tekrar alıp yeniden dikeceğim. Şuna bakın. Bu muhtemelen baldidir. Şunun güzelliğine bakın. Çok tatlı. Baldilerimi çok seviyorum. Kıpkırmızı oluyorlar arkadaşlar bende. Üşüdükçe esintide harika oluyorlar. Evet. Umarım sabırla izlemişsinizdir, beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz artık. Bunu takip edeceğiz birlikte. Bakımını, suyunu, her şeyini sizlerle beraber yapacağım, göstereceğim. Yeni başlayanlar için de yine yorumlarda sorular sorun. Ben o soruları buradan sizlere cevap vereyim arkadaşlar. Yani söylediğimi zannediyorum ama yeni başlayanların aklında başka çok detaylar, teferruatlar olabiliyor. Bilmedikleri, öğrenmek istedikleri. Biz şimdi yapıyoruz, ezbere biliyoruz, yüzeysel belki anlatıyoruz. Sizin sormak istedikleriniz varsa sorun, seve seve cevaplandırırım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.